İyi akşamlar. Gündeme dair programının bu akşamki konuğu Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İnanç Özgen. Aynı zamanda araştırmacı yazar. Evet Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyiciler İnanç Hocam'ın özellikle şair ve yazarlığından bahsettim. En son çıkan kitabı Haroğlu Kalesi. Urartu, Efsaneleri Üşüyen Çiçekler şiir kitabı Nazen'in kitap tekrar yine bölgemizdeki ve yöremizdeki olayları anlatıyor. Haroğlu Kalesi Yukarı Fırat efsanelerini anlatıyor. Tekrar Haroğlu Kalesi kitabının yazarından özlü hikayeler. Bölgemizdeki Yukarı Fırat'taki Yaşanan hikayeleri, şiirleri, romanları... Gerçi inanç hocam çok yönlü bir insansınız. Hem bilimsel çalışmalar yapıyor, bulunuyor. Aynı zamanda hikaye ve romanlar yazıyor, araştırmacı. Çin'den sonra ilk defa bir böcek türünü bölgemizde buldu. Amerika'dan sonra... Tekrar bölgemizde yaşanan yeni bir türü keşfetti. E, tabii bunları konuşacağız. Bilimsel e, bir yandan kitaplarını konuşacağız. Bir yanda bilimsel gelişmeleri konuşacağız. Organik tarımı konuşacağız. Gübreleri konuşacağız. Yaşanan olayları konuşacağız. E, Ukrayna-Rusya savaşının bölgemize ve tarım politikasına etkilerini konuşacağız. E, ziraat odaları nerede? Ziraat odaları başkanları nerede? Koopara tarım kredi kooperatifi nerede? Gübre fiyatlarında dalgalanmalar var. Bu yaşanan olayların sebepleri neler? Geçen yıl çiftçi 90 TL'ye aldığı gübreyi bu yıl 230-260, tarım kredi kooperatifinde 360-500 yani çok astronomik rakamlarda gübre fiyatlarını almakta veya gübre ile bağlantı kurmakta neler yaşanıyor? Fabrikalarda üretilen gübrelerde yaşanan sorunlar, çiftçilerin yaşadığı problemler, enerji problemleri, elektrik özellikle, yaşanan sıkıntılar, mazot problemi. Bunları soracağız inanç hocama. Bir de değerli izleyiciler son günlerde flash bir isim. Nevzat Ülger, araştırmacı yazar. Elazığ'a Değer Katanlar kitabının üçü çıktı. Elazığ'a Değer Katanlar'ı anlatmış kitaplarında, e, Harput'un yaşantısından günümüze getirmenin imkanı yoktur. Fakat işin hem pratiği hem de imkanı yok yapılacak iş, kültürün gelecek nesillere aktarmasıdır, aktarılmasıdır. Nostalji ayrı bir şeydir. Hayat akmaya devam ediyor ve toplumsal değişimin devamlılığı hiç değişmiyor. Yaşatılacak şey kültürdür. Nevzat Ülger. Yeni bir kitabı çıktı. Ee, bu kitabı da e, değerli izleyiciler, e, Elazığ'a değer katanlar önemli bir kitap Sayın Nevzat Ülger'in. E, geçen programda anlatacaktım. Kitap yanımda değildi. Bugün yanıma aldım. E, bugün araştırmacı bir yazarla aynı zamanda Nevzat Bey'in de kitabını anlatmış oldum. Evet İnanç Hocam tekrar hoş geldiniz. Kısaca böyle bu kitaplardan evet. böyle kısa bahsettikten sonra e, tarıma geçeceğiz. Evet, evet. Efendim, çok teşekkür ederim ben de. Evet. Sizinle bir programda bir araya gelmekten evet. gurur duyuyorum. Beraber bir mesai, bir paylaşmışlığımız oldu. Bir de Van geçmişimiz var hocamla beraber. Bizim öyle bir geçmişimiz de var. Tabi hocam bizden önce Van'da bulunmuştu. Tabi ben bu kitap, iki tane şiir kitabım var. Üç tane kitabım da iki tanesi Urartu efsanelerine yönelik. E, biliyorsunuz Urartullular e, Doğu Anadolu bölgesinde yoğun bir şekilde yaşayan bir uygarlık. E, Roma medeniyeti, e, büyük medeniyetler e, üzerine yazılan birçok bir mitolojik e, eserler var. E, Urartularla ilgili tabii değişik araştırmacıların, arkeologların ve tarihçilerin yazdığı e, kitaplar e, mevcut. E, tabii bizler bu süreç içerisinde eee Arkeoloji ve tarih konusunda uzman olan eski çağ ile ilgili çalışan kişilerden bilgi alarak bu kitapları derledik. Bir hikaye tarzında, bir efsane tarzında oldu. Bunlar Haroğlu Kalesi efsanesi başlığı altında devam ediyor. Bu Haroğlu Kalesi 1 ve Haroğlu Kalesi 2. Burada tabi Haroğlu Kalesi'ne nereden değinmeye gayret gösterdik. Çünkü baskil tarafında bizim özellikle Sultan Uşağı Haroğlu köyünün üst tarafında Hasan Dağı, Hasan Dağında bir Urartu kalesi var. Bunda daha önceden Kemalettin Köroğlu ve diğer arkeologların yapmış oldukları çalışmalarda orada bir Urartu kalesi olduğu keşfediliyor. Fakat o orada özellikle kaya mezarları olsun diğer kalıntılar Urartu eseri olduğunu gösteriyor. Fakat Onunla ilgili çok detaylı bir çalışma yapılmamış. Biz o bölgede yaptığımız çalışmalarla, gözlemlerle oranın çok böyle hem tarihi doğasıyla beraber Elazığ'ın en yüksek dağlarından, tepelerinden birinin altında kurulmuş. Urartulların özelliği o. Hakim tepelere genelde konuşlanıyorlar. Haroğlu'nun ilerisinde tabii Pertek, Tomisa kalesi var. Pertek kalesi arka tarafta, güneyde. Ee, yine e, Harput Kalesi, Şebetre dediğimiz Paruda yine Urartu eserleri var. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. Ee, Tabi orada Alhililerle Melityalılar var. Melityalılar Malatya'da özellikle e, Fırat'ın e, diğer yakasını e, oluşturuyorlar. Bunlar arasındaki bir olası savaşa değinildi birinci kitapta. İkinci kitapta biraz savaşın seyri değişti. Ee, Tabi bazı kaynaklarda e, Urartuların özellikle kuzeye sefer yaptıklarıyla ilgili e, şeyler var, buluntular e, var. Ee, orada e, Urarturların özellikle e, oralarda e, esir aldıkları, e, orayı galimet için e, haraca bağladıkları yerlerle ilgili e, fikirler var. Bu e, hikayede, bu efsanede e, özellikle Kuzey'e yapılan sefer, e, Asurilerin koruması altında olan, e, Melitiyalarla olan savaşın e, bir sonraki aşamaya e, devredilmesiyle ilgili e, bir eser var, ihanetler var, e, savaşta dostluklar var. Ee, özellikle Urartular e, mühendis e, kökenli e, bir uygarlık. Özellikle sulama e, su, suyunu ovalara getiren bir uygarlık. Özellikle Van'da Tuşpa'da e, bu rahat bir şekilde e, görülüyor. Orada birçok kanal var. Eee tabii o dönemde e, Meritallar özellikle Beydağ bölgesinden e, suyu ovaya getiriyorlar. O Fırat'ın e, tarımcı olduğumuz asebiyle burada tarımla ilgili şeylere, konulara da değindik. Fırat'ın içindeki balıklardan, şabotundan tutun da sarı altın dediğimiz kaysısına varıncaya kadar, kırmızı yemişlere varıncaya kadar, orada zehirde kullanılan bitkilere kadar veya şifada kullanılan bitkilere kadar bu iki kitapta değindik. Tarımın da bir serüvenine el aldık. Çünkü bu bölgeler mezopotamyanın o verimli ovalarının hitap ettiği bir bölge. Fırat zaten kurulduğundan beri hem savaşların hem Uygarlıkların hem de medeniyetlerin bir arada olduğu Evet hocam bir e, nehir. Çok ciddi kitaplar ortaya koymuşsunuz hocam. E, çünkü bunlar ayrı bir program hocam. Yani bir gün inşallah evet, bu kitapları ayrı bir programda oturur konuşuruz. E, bu akşam tarım ve hayvancılık noktasına geçeceğiz. Bundan önce hocam, Üşeyen Çiçekler adlı bir şiir kitabınız var. Evet. Ee, ve burada bir şiiriniz var hocam. Ee, Devlet Baba. Evet. Devlet Baba bu aziz toprağın sahibi. Ecdadın koruyucusu, bayrağın efendisi. Bu ülkede uçan her kuşun sahibi koruyan kollayan yüce yaradanın bayrakları devlet baba seni yıkmaya çalıştı yedi düvel yedi düvel oymaya çalıştı altını üstündekiler kadar altındakilerin de kutsal olduğu bu aziz vatanı yıkamadı yıkamaz hainlere yolsuzlara çapulculara inat bırakmadı sancağını evlatların devlet baba karşılıksız sevdin evlatlarını aş verdin iş verdin şeref verdin. Kim ki senin altını oymaya çalışsa yiğit verdin, kol kanat verdin, şehit verdin. Kanında boğuldu pislikler. Bu kol kanat Şimdi dünyanın her yerinde sen yeter ki bu toprağın kıymetini bellet yeni nesile. Yedi düvele yılma. Zor zamanlar bitmez inan ki bu vatanda. Bu şeref bu geçmiş sende olduğu müddetçe Küffar bilir ki sen ayağa kalktın mı mazlum ayağa kalkar. Filistin kalkar. Bosna kalkar. Keşmir kalkar. Endülüs kalkar. Çeçenistan kalkar. Bellet herkese hatırlat kendini devlet baba kucakla bu ülkede harman olmuş her ferdini senin en köşedeki vatandaşın bile kutsaldır insan yeter ki seni hissetsin yelkenlerini aç onlarla sefere çık vatan sever kaptanlarınla. Güçlü ol devlet baba. Altını oymalarına müsaade etme. Biliyoruz ki ebabillerin seninle. Biliyoruz ki yaradan seninle. Araştırmacı yazar Profesör Doktor inanç Özge Evet Sayın Hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Öyle bir şiir ki coşturuyor, yürekten söyletiyor, yürekten okutuyor insanı. O şiir, Bunu yazarken tabii. ne hissettin hocam? Hocam o şiir tabii o şiire can veren o sizin vatansever ruhunuz. Yani onu o kadar güzel okudunuz ki ben o şiiri yazdım, kendim mi yazdım diye bir an şüphelendim açıkçası o duyguyu veren o sizin ruhunuz. Teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. E, tabii biz ülke olarak e, büyük badireler atlattık. E, Cumhuriyetin ilk kurulduğu e, günlerden e, şimdiye kadar e, birçok e, maalesef çok vatansever insanlarımız e, çıktıysa da e, bu ülkenin altını oyan maalesef e, yediği ekmeğe ihanet eden insanlarımız da çıktı çıkacak. Yani bu ülkenin e, mahkus kaderinde maalesef bunlar var. Fakat e, bizim insanımız o kadar güzel ki bu hamurunda bu Anadolu'nun ruhu var. E, bu ruh e, 1071'den e, şu ana kadar e, ve daha öncesinde yine e, İslamiyet'in fethinden itibaren bir peygamber efendimizin e, müjdelediği bir e, topluluk olarak bizlerin e, bir bayraktarlığı var. Bugün eee şu andaki mevcut durumda savaşın eşiğindeki bir ülkede bile bizim bize bakıyorlar. Yani elleri bizi gözlüyor. Yani bizler bu şiiri yazarken tabii şehitlerimiz gözümüzün önüne geldi. Bu vatana, bu millete hizmet eden kim olursa olsun en küçüğünden en büyüğüne kadar devletin ee, Hazret Ömer'in e, dediği gibi e, bu devlet içerisinde aç olan en küçük bir insan bile olsa e, biz on, onu farkında olmalıyız. Yani bizim e, bunu yazarken bunlar aklımıza geldi. Evet. E, vatanı milleti e, sevmenin yeni nesillere benimsetilmesi gerekiyor. Bugün bir Nagasaki ve Hiroşima'da atom bombası atıldıktan sonra değerler eğitiminde Japon çocukların götürülüp oraların gösterilmesi Bizlerinde Çanakkale şehitlerini göstermemiz adına bir örnek teşkil ediyor ve bizler bunu yapıyoruz. Evet çalışırsanız bu Japonya gibi Almanya gibi kalkınırsınız. Fakat bu şeyi de unutmayın. Yani bu ihanetleri de unutmayın. Bu bombaları unutmayın. Bizler de Çanakkale'yi unutmuyoruz. Yani orada. Ee, dışarıdan gelen anzakları da unutmuyoruz. İngilizleri de unutmuyoruz. Bize düşman olan yedi düvere de unutmuyoruz. Evet hocam. Gelelim hocam bu akşamki e, konumuza e, işte e, tarımsal e, problemler e, tarım ve hayvancılık projeleri Bunlara girmeden önce özellikle hocam sizin çalışmalarınız var ceviz yetiştiriciliği. yani evet evet efendim ee, teknik birimler siz bu konularla ilgili e, galiba slaytlar da verdiniz değil mi hocam siz evet teknik birim eğer, eğer getirirse evet, el evet. ilgili tabii çiftçilerimiz Evet e, tarım bakanlığının tarım ve orman bakanlığında desteğiyle kendi imkanlarıyla beraber e, ceviz yetiştiriciliğinde el ili e, önemli bir yere geldi. Üç ceviz ön plana üç çeşit ceviz ön plana çıktı. Evet. Biraz bunlardan bahsedelim. Ceviz yetiştiriciliği neden önemli? Mesela şu sorular geliyor bize: Ceviz bahçeleri bu kadar çoğalınca verim elde edilince acaba gelir düşer mi? Hayır düşmez çünkü çok büyük bir ihtiyaçtır. Bugün üç çeşit ceviz azıda ön plana çıkıyor. Bunlar Fernor, Chantur ve Marathon 8 çeşitleri. Çentlir e, ve fernur çeşitlerinin soğuğa dayanıklılığı e, çok üst düzeyde. E, aynı zamanda yandal verimi var. E, geç ilkbahar donlarından etkilenmiyor. E, bu üç tane çeşitin içerisinde çentler var. Yine yandal verimi çok yüksek. E, bunların e, dönüme yaklaşık e, giren e, ceviz sayısı da çok fazla. Çünkü e, kısa mesafelerde 7'ye 4 ekimleri var. Bunların yine hastalıklara özellikle antraknoz hastalığına önemli oranda dayanıklılıkları söz konusu. Antraknoz ve ceviz iç kurtları cevizlerde önemli. Diğer çeşitimiz ise Maraş 18 yüksek rakımlı yerlerde daha çok yetiştirilen bir çeşit. İç kapasitesi, randımanı çok yüksek, içi çok beyaz, yağlı bir çeşit. ...biraz büyük bir dallanma meydana getirdiği için 9'a 9 dikilmesi gerekiyor. Yine antraknoza ve iş kurduna karşı dayanıklı bir çeşit. Bu cevizlerle ilgili kısaca bir bilgi vereyim dedim. İki tane önemli hastalık var. Çiftçilerimiz bana bu konularda çok büyük sorularla geliyorlar. Acaba neden cevizimiz kararıyor, neden attığımız ilaç yerine gelmiyor diye... Ee, bir sonraki slaytta hastalığımızı görebiliriz. Ee, antraknoz hastalığı, özellikle hem meyvelerde hem de yapraklarda e, fungal bir hastalık. Boru ee, sanım e, diğer slaytı da verirsek, e, e, kaman çeşidi evet. de yine var bölgede. Hastalıklarla ilgili. Hastalıklarla ilgili kısma gelelim. Devam edelim. Antракnuz evet. hastalığı. Böyle bir hastalık gördüğü zaman çiftçilerimiz mutlaka antraknoz hastalığı olduğunu, fungal bir hastalık olduğunu bilsinler. Ee, bu üç ceviz biraz dayanıklı fakat yerli çeşitlerde dayanıklılık biraz az. Ee, bizler yerli çeşitler, yağlı çeşitler olduğu için onları tercih ediyoruz. Ee, bu nedenle bu hastalığa karşı önlemimizi çok iyi almamız gerekiyor. Ee, o hastalıkla ilgili e, değişik ilaçlama dönemleri var. Slaytı bir sonraki slayta getirirsek. Hocam bir mesaj gelmiş özden özel. Ee... Evet. Fernor cinsi ceviz bahçemi inanç hocamın yardımıyla yaptım. Kendilerine teşekkür ederim. Diyor. Ben de e, değerli evet. hocama e, çok evet. çok teşekkür ediyorum. Evet bahçesi evet. çok da güzel baktı. Evet. E, hocamızın da yukarı fıratla ilgili çok önemli çalışmaları evet. var. E, teşekkür ediyorum evet. hemşerimize. Devam edelim hocam. Evet antraknozla ilgili kimyasal mücadele özellikle e, tomurcuklarda yeni başlamaya patladığı e, patlamaya başladığı zaman Yaprakça, yaprakçıklarda özellikle yarı büyüklüğüne geldiği zaman ve meyveler fındık büyüklüğüne geldikleri zaman bu ilaçlamaların yapılması gerekiyor. Özellikle İl müdürlüğü ile beraber organize bir şekilde ceviz antraknozuna karşı özellikle yerli çeşitlerden mutlaka mücadele edilmeli. Yani verimi %20-%30 arttıracağını umuyoruz. Diğer bir sırayata geçersek, iç kurdu özellikle elmalarda olan iç kurtları cevizlerde de önemli bir zararlı. Hangi mevsimde ilaç bunları? Özellikle Mayıs ve Haziran ayları bunların ilaçlaması için uygun dönemler belli bir belli büyüklüğü... bir büyüklüğe geldiği zaman nasıl? Yani e, fındık meyve fındık, fındık. büyüklüğüne evet. veya e, geldiği zaman özellikle ilaçlamamızı yapmamız gerekiyor. Evet. Tabii gün derece modelleri var. Sıcaklık ve nem değerlerine bakılarak da yapılıyor. Evet. Yani kısacası böyle bir programda tabi geniş Hocam, olmadığı tarım için. Tarım ilçe müdürlükleri var ilçelerde. Evet. İşte merkezde de il müdürlüğü var. Bitki koruma şube müdürlüğü var. Zirai mücadele şube müdürlükleri var. Ee, hocam bunlar yeterli görüyor musunuz? Yani şimdi birlikte bunları da birbirlerine bağlayalım. Yani ziraat odaları, konferanslar, seminerler, temf, yani şimdi, çiftçi eğitimleri. Tabii. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlardan biri hocam. Genellikle işte çiftçi eğitimi. Yani tarımsal yayın. Çok güzel bir konuya evet. değindiniz başkanım. Şimdi ben ilçe tarımda çalıştım, evet. il müdürlüğünde çalıştım, enstitülerde çalıştım. Tarım Bakanlığı'nın çeşitli evet. kademelerinde hepsinin işleyişini biliyorum. Ee, tarımsal eğitimin kom, e, komplike olması gerekiyor. Yani e, daha önceden her köye bir ziraat mühendisi uygulaması vardı. Halen e, devam eden yerler var. Bunlar çok faydalı. Yani yerinde eğitimler, budama, aşılama, e, ilaçlama, e, ilaçlamanın sonrasındaki e, hasattaki e, verim kayıpları e, bunların e, çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela feromon tuzakları sırada evet. görüyorsunuz. Mesela bir feromon tuzağının kapsülü nedir? Mesela kelebekleri çekmiş. Mesela şu anda tuzağın evet. üzerinde kelebekler var. Mesela bunları direkt çiftçi koşullarında görmek gerekiyor. İlaçlamaya karar vermek için o tuzaklara yakalanan kelebek sayısının e, önemli bir miktarda olması. Yani ilk kelebek görüldüğünde artık böcek uçmaya başlamıştır. Artık yumurta bırakma dönemine gelmiştir. E, bunların bilinmesi gerekiyor. Ama e, maalesef e, yeterli değil. Bugün üniversite kamu ve sanayi işbirliğinin yapılması evet. gerekiyor. Özellikle tarımdaki eğitimlerin entegre mücadele, aşılama, budama ve yetiştiricilik eğitimlerinin birebir tarlada olması ve bahçede olması gerekiyor. Bu sene il müdürlüğü beraber bir organik tarım eğitimine katıldık. Kadın çiftçilere yönelik il müdürlüğünden beni çağırdılar. Çok faydalı oldu. Yerinde eğitimlerimiz oldu. E, tabii yazın araziye çıkma imkanımız olursa yerinde eğitimlerimiz devam edecek. E, değişik e, kitleden veya değişik yaş gruplarından kişilerin eğitilmesi gerekiyor. Hocam organik tarım dediniz. Hemen gelelim organik gübreye ve orga, e, bu gübre konuları var hocam. Evet. Çok ciddi çiftçiler, şikayetçi işte çiftçiler ifade ediyor. Çiftçiler diyor ki e, ya e, işte ziraat odalar nerede? En basit bir soru. Evet. Cerek e, merkez gerekse ilçe ziraat odalarını soruyorlar. Gübre fiyatları uçtu. Geçen yıl 90 TL'ye aldığımız bir gübreyi bu yıl işte belli bir noktada bir ara 800 TL'ye kadar çıktı. Ondan sonra indi 500, 300. En son işte iki gün önce 260 TL bir gün önce 205 TL bugün tekrar 300 TL Tarım Kredi Kooperatifinde Fiyat daha da farklı. Yüzde 200 yani 300 TL'ye falan. O da indirimler. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklıyor. Çiftçiye diyor gübre desteğini ve indirimi yüzde 30 indireceğiz. Tarım Bakanı açıklamalarda bulunuyor. Çiftçi perişan. Çiftçi şikayetçi. Mazot 15 TL. Şu an. Elektrik yüksek. Eee yani enerji dediğimiz mazot, enerji, gübre. Ziraat odaları yok ortada. Ee, Başka? Evet yani e, Şimdi inanç hocam siz bilim adamısınız. Evet. Yani bunları gözlemliyorsunuz. Çiftçiler geliyor size fikir alıyor. Değerli izleyiciler e, inanç özgen e, tarım İl müdürlüğü, araştırma enstitüleri ve üniversitede bahçe tarımı, organik tarım ve şu an biyomedislikte e, ziraat profesörü. Yani bu işin profesörü, çiftçinin derdini bilen insan, çiftçiyle yüz yüze görüşen insan. E, i̇şte e, biraz önce bir muhtar konuyu iletiyor. Adam kredi çektim diyor, gittim gübreyi aldım, anlaşmayı yaptım. E, i̇şte e, fabrika gübre vermiyor veya Temsilci diyor ki ya kardeşim anlaşmayı yaptık e, fakat elimde gübre yok. E, ya bir telefon görüşmesinde ya işte bakayım falan gübresini iptal ediyor. Bu isyan başlıyor çiftçide. Bunu bir e, değerlendirir misiniz? Şimdi çok Sayın güzel hocam. bir noktaya değindiniz. Evet. Maalesef gübre fiyatları ben de çiftçilik yapıyorum. Evet. E, atamıyoruz yani ben mesela cevizlerim var. Ee, geçen sene e, 160-170 liraya aldığım gübre şu anda 530 liraya çıkmış. Evet. Yani zaten 3 katı. katı. Yani şimdi gübre yüzde olmasa kaçsa? %300. Yüzde yüzde %300. 300. Yüzde %300 evet. Bakın değerli izleyiciler, kıymetli yetkililer. Bu konuyu görenler, bilenler, Tarım Bakanı bilim konuşuyor. Çiftçi ee... konuşuyor. Bilgi konuşuyor. Estağfurullah. Evet. Yani şimdi hayır, tabii yetkililerimiz... hayır bunu bilsinler. Yani bu tabi. Ben yani şimdi adam diyor ki ya çift cezveler konuşuyor kardeşim. Mazot desteği var, enerji desteği, elektrik desteği var, gübre desteği var. Şimdi inan çocuğa burada bilgiyi konuştur, dinlesinler. Ee, hocam şimdi bu e, gübrelerin tabi ham maddelerin birçoğu yurt dışından geliyor. Tabi bu e, fiyat dalgalanmaları son 2-3 e, aydır zaten çiftçinin belini kırmış durumda. Evet. Ee, biraz önce arz ettiğiniz gibi e, bir çiftçimizin hatta kapıda bile bizi yakaladı ve dedi ki yani e, 4 bin lira e, civarında olan ton e, bir günde iki günde e, 4 bin 600 liraya çıktı. Yani ve söz verilen rakamın e, çok üstünde bir fiyat isteniyor. Bugün tarım kredi kooperatifleri elini masaya vurması lazım. Tarım kredi kooperatifleri şu anda bırakın hani elini masaya vurmaya şu andaki gübre fiyatları açısından diğer e, özel şeylere göre daha fazla. Firmalardan. Firmalardan daha fazla. Daha fazla yani. Şimdi bugün arpa ve buğday e, üreticileri gübre atmak zorundalar. Yani tam zamanı. 10 Mart'a kadar tabii. Bu bir hafta içerisinde atmaları gerekiyor. Atmaları e şimdi yani. ekmek yani bizim buğday evet. nedir? Bizim besin kaynağımız. Yani biz buğdaya dair, ekmeğe dair bir beslenme kriterine sahibiz. Biraz önce şiiri okurken evet. devlet baba dediniz. Evet. Devlet baba burada elini masaya vurması, çiftçilere bu gübre tedariki noktasında yardımcı olması gerekir. Yoksa bu fiyatlar alıp başını gidecek. Yani e, biz buğday ithalatının e, %60'ını Rusya'dan gerçekleştiriyoruz. %20'sini Ukrayna'dan alıyoruz. Şu anda e, bizim gelecek yıl maalesef e, yani yapılan ekmek zamlarından e, insanımız çok daha fazla etkilenecek. E, çünkü buğdayı biz e, gübre, e, şu anda geçen sene imkanlarıyla adam e, traktörünü almış. E, bütün ekipmanları... O zaman ne yapmamız lazım hocam? Bu Ukrayna-Rusya savaşında... Biz diyoruz ki buğdayı Rusya'dan ve Ukrayna'dan alıyoruz. Kesinlikle. Tabii şu anda bizim şu anda bağımlı hale geldik. Yani, o zaman ne yapmak lazım? Ülkede tarımı desteklememiz desteklemek lazım. lazım tabii. Üretimi desteklememiz lazım. Bunu yaparken de çiftçiyi desteklemek lazım. Gübre fiyatlarını aşağı indirmemiz lazım. Elektriği indirmemiz lazım ya bunlara yenilenebilir enerji, alternatif enerji, güneş enerjisi panelleri kurulması lazım sulama sistemleri için. Mazot desteği vermemiz lazım. Şimdi sen gübre fiyatını yüzde üç yüze çıkaracaksın. Kardeşim yüzde iki yüze çıkar. Değil mi? Kesinlikle. Yani... yani yok. hocam şimdi siz burada bilimsel ortaya koyuyorsunuz. Rusya'dan ne kadar ithal ediyoruz biz? Yani miktar olarak çok bilmiyorum ama ithal evet. ettiğimiz ürünü %60'ı, budayın %60'ını biz Rusya'dan ithal ediyoruz. Rusya'da ve Ukrayna'dan? Ukrayna'dan ithal ediyoruz, evet. Düşünebiliyor musun? İşte gelecek ki Ukrayna olsun, Rusya olsun çok ciddi sıkıntı yaşayacağız. Kesinlikle. Yani e, bir yerde bir savaş olduğu zaman mutlaka etkilenecek insanlar. Şu anda e, altın fiyatları aldı başını gitti. İki gün içerisinde e, dolar ve euro atmaya başladı bir dengeleme yapmaya başlamıştı. Ee, tabii e, biz bazı şeyleri makul görüyoruz. Dünyada da bir kriz söz konusu. Yani e, biz tamamıyla hani e, suçlama şeyinde değiliz. Suçlamıyoruz. Suçlama değil. Tabii. Çözüm, çözdüm. Çözüm. Çözüm, çözüm tabii. Şimdi, şimdi e, insanlar ne yapmalı, düşünmeli. İnsanlar ne yapmalı, üretmeli. Aşık Veysel ne diyor? Ben toprağa işkence yaptım diyor. E, yaptıkça diyor o bana iş verdi, aş verdi, değil mi? Can Kesinlikle. verdi. Kesinlikle. Evet. Yani evet. hocam sizin e, devlet baba şiirinize de uygun bir konu. Elektrik fiyatları çok arttı. Evet. Şimdi sulama maliyetleri artacak. Şimdi çiftçi e, bahçesine mesela günübirlik e, giden gelen çiftçiler vardı, insanlarımız vardı. E, sulama maliyetleri arttıkça Nasıl elektrikte birden böyle bir insanlar bir bocalama meydana geldi doğalgaz fiyatlarında. Aynen bu çiftçi koşullarında da adam traktörünü çalıştıramayacak. Yani sen çiftçiye ver, verdiğin mazotu daha düşük fiyata vermen lazım. Çok büyük imkanlar sunmam, sunmanız lazım. Yani şu anda gübre atılmadığı anda verim düşecek. Yani verim %60-70 oranında düşecek. Hastalıklara ve zararlara karşı bitki daha dayanıksız olacak. O zaman o zaman şimdi mesaj verin hemen sayın hocam. Bugünden itibaren gübre fiyatları inmeli. Yani Çok... desteklenmeli. Yüzde mi desteklersin? Yahu özel firmalar 260 TL'ye veriyor. 205 TL veriyor. İşte kampanya yaptık diyor. 205 TL. Vatandaş çiftçi gidiyor, kredi çekiyor. Veyahut altınını bozduruyor. Gidene kadar 260 lira çıktı. Bakın. Herkes hazırlığını ona göre yapıyor tabii. Çünkü bütün e, elindeki şeyleri artık tüketmiş durumda. Tabii. Sıkıntı. Sıkıntı yani. Sıkıntı. Şimdi. E, Ve Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi diyor ki biz gübrede yüzde otuz indirdik. E kardeşim sen gübrede yüzde %30 otuz indirirsen 305 TL. Şu an. Tabii. İndir yüzde otuz ne yapar? 200 yani market fiyatlarına da mesela evet. e, dediler market denetim yok denetim. denetim yok evet. Şimdi şimdi şunu yapmaları lazım. Tarım kredi kooperatifleri olsun. Devlet kurumları çok ciddi yönetilebilirlik olması lazım. Özel firmalar olsun. Toptancılar olsun, bayiler olsun, stokçular olsun. Bunların üzerine gitmeleri lazım. Neredesin Ziraat Odası Başkanı ya? Çık konuş. Ziraat Odaları Başkanları çıkın konuşun. Çiftçinin sesi olun. Çiftçinin nefesi olun. Tam bugün de gübre artık toprakla buluşmak zorunda. Bakın bilim adamı konuşuyor. Üniversitenin profesörü. Bu işin profesörü ziraat mühendisi arkadaşımız. Konuşuyor ortaya da koyuyor durumu. Evet ee, hocam, hocam zaten de mi, de mi? siz de meslektaşı, evet. siz de bizim gibi zaten evet. konuya vakıfsınız. Evet. Ee, zaten dediğinize ben katılıyorum. Bizim bundan sonra alternatif politika öğretmemiz üretmemiz de lazım. Evet. Bizim kendi kaynaklarımızı etkin kullanmamız, özellikle organik gübrelere yönelik e, çalışmaları arttırmamız gerekiyor. E, ham maddelerin daha etkin kullanılması amacıyla nanoteknolojik ürünlerin ortaya konulması, e, projelerin desteklenmesi, özellikle hayvancılık işletmelerinden çıkan e, gübrelerin etkinliğinin arttırılıp çiftçilere dağıtılması gerekiyor. Yani bu destekleme politikalarının direkt birebir çiftçiyle buluşması gerekiyor. Yani yoksa bu maalesef yani biz kendi kendine yeten bir ülke olarak biz övünüyorduk. Şu anda Avrupa'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre biz Avrupa'da en fazla toprağı işleyen ülke konumundayız. Fakat e, şu anda bu sene mesela eğer bu önlem alınmazsa, gübre fiyatlarında bir dengeleme olmazsa, e, inanın ki şu anda 2,5 lira olan ekmek 3 e, ay, 4 ay sonra 3,5, 4, 4,5, 5 liraya kadar çıkacak. E, biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman Avrupa'da da belli sürelerde bulunduk. E, Dilimle e, karpuz satılıyordu, gülüyorduk. Yani diyorduk ki ya bu olur mu böyle şey? E, ya, ta, taneyle elma satılıyordu. Zülfü kızdı bu millet. Bakın, bakın. Tabii. Zülfü beye kızdı bu millet. Ya işte iki salatalık, yani diyor israf etmeyin. Kış mevsim, mevsiminde sebzeyi, yani adam öngörmüş ya bugünleri. Yani bunlar da önemli şeyler ha. Bak, bak yani. bir dilim karpuzdan bahsediyorsun hocam. Yani bunlar önemli şeyler, öngörüler. Yani bu öngörülerin olmaması için ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım. Defalarca düşüneceğiz, defalarca düşüneceğiz, düşüneceğiz ve çözüm üreteceğiz üreteceğiz. Yoktan var olan bir millet. Ne işte hocam Biliyorsunuz. Rusya 1914 yılında Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın son dönemleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Van, Muş, Bitlis, Bitlis, Kars, Kars, Erzurum. Erzurum Iğdır, Ardahan, Rize, Trabzon illerini işgal etti mi? Etti. Trabzon'da Rusların gemileri bin kişiyi bir gecede şehit etti mi bir günde? Şehit etti. Trabzon'un en güzel yerlerini yıkıp yaktılar mı gemilerle, top ateşlerine yaktılar. Erzurum'da nice Müslümanları Fırınlarda çocukları cayır cayır yaktılar mı? Yaktılar. Kim yaptı bunları? Ruslar yaptı. Van'da mücadele edildi. Ta ki ne zamana kadar? 1917'de Bolşevik itirazlı oluyor Rusya'da. Ruslar geri çekilmekte kalıyorlar. Ha Türkiye Osmanlı mücadele etti mi o dönem? Tabi etti. Tabi etti. Biliyorsunuz 120 tabii, tane tabii. gencecik Çocuk şehit işte Kazım Karabekir Paşa'nın Doğudaki başlatmış olduğumuz mücadeleler Hocam devam edin Evet. Hocam tabi sizin tarih bilginize evet, Diyecek devam yok. Devam edin hocam Şimdi yani, benim e, özellikle yani şimdi şu o bölgede yaşadın 2 Nisan ne? 2 Nisan Van'ın kurtuluşu tabii, mesela Tabi şimdi o bölgede halen e, Rusların e, gelip döndükleri e, Ve orada e, Katlettikleri bölgeler, Katlettiği insanların anıtları var Şimdi e, tabii ki e, genel global e, eksende e, bizim dışa bağımlılığımızın azaltılması gerekiyor. Yani tarımda da. Evet Şimdi mesela e, Türkiye'de e, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği müjdeler vardı ülkemizde. Doğalgazlar yeni doğal gaz rezervleri bulundu. E, çok büyük bir e, sevinç yarattı ülkemizde. E, bu e, neden e, sevinci yarattı çünkü bizim gelecek nesillerimizin bu enerji ihtiyacını karşılamaları gerekiyordu. Bugün Güneş enerjisinden biz etkili kullanamıyoruz. kendi Güneş enerjimizi jeotermal enerji kaynaklarımızı yeterli kullanamıyoruz. E, jeotermal enerji sadece ısınmada değil, aynı zamanda oradan çıkan ısının e, oradaki üretim e, üretime yansımasını da ortaya koyacaktır. Bugün Elazığ'da e, broiler yetiştiriciliği e, önemli bir konuma geldi hayvancılıkta, e, kanatlı yetiştiriciliğinde. Orada çıkan gübrelerin mesela antibiyotik kalıntısı olduğu için e, bir takım sıkıntıları var. E, bunların giderilmesi ve bu e, gübrelerin değerlendirilip e, asitlik miktarların azalt, azaltılıp e, topraktaki verimliliğinin kapasitesinin arttırılması gerekiyor özellikle yeşil gübreleme imkanlarının e, seferber edilmesi gerekiyor. Yani burada eğitim dediniz. Eğitimle bunlar verilecek. Yani bugün çiçekli bitkilerin belli dönemlerde toprağa karıştırılmasıyla topraktaki azot miktarının arttırılması. Bunlar ithal değil. Bunlar kendi ürünlerimiz. Yoncası, korungası, fi, bunlar yeşil gübrelemeleri. Özellikle kompost, kompostlama olayı, oradaki atıkların değerlendirilmesi. Yaprakların, oradaki atıkların, sapların, samanların, e, naylonlar altında belli bir süre yanarak e, orada bir e, organik gübre haline getirilmesi, e, çiftçinin biraz da kendi imkanlarıyla bu e, seferber etmesi, arge çalışmaları'nın, biraz önce bahsettiğim gibi dışarıdan gelen fosfor ve potas ve azot kaynaklarının nanoteknolojik ürünler e, meydana getirerek e, humik asit kaynaklarıyla beraber bir arada değerlendirilip hem organik e, üretim e, hem de e, üretimin e, maksimize edilmesi dışa bağımlılığının azaltılması bugün biz bas bas bağırıyoruz mesela şu anda e, et fiyatları aldı başını gitti e, bugün e, dünyada e, Bilgeis'in e, yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesi tarım e, bugün a, Amerika'da Bilges Vakfı bilim e, e, Binlerce dekar arazi alıp tarıma yönelik çalışmaları var. Glütensiz ürün üretiyor, soya üretiyor, mısır üretiyor. Yani bu ürünleri Afrika'da çeşitli yerlerde üretim yapıyor. Neden? Çünkü gıda olmazsa olmazımız. Gıdanın da olması için en başta gelecek olan da tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılıkta bir diğer konu da zirai mücadele. Şimdi zirai mücadele tabi benim direkt, e, direkt çalıştığım direkt konu. Şeyin konu. Hocam biyolojik savaş var dünyada. Evet. Siz araştırma yaptınız hocam yeni buluşlarınız var yeni bulduğunuz Kürtlü düğün böceği var. İşte bu biyolojik savaşta e, istiracı böcekler var hocam. İşte uçak gidiyor iki tüp bırakıyorlar o bölgeye biyolojik savaş ardından ilaç satıyorlar hocam. İşte çok ciddi savaşlar. Bunlarla ilgili kısa Kesinlikle. hocam çünkü süremizin de evet. sonuna geliyoruz. Şimdi kürklü düğün böceğine bir evet. gelirsek VTR'de biraz gözümüz evet. gönlümüz açılsın. Oğuzhan'ın ee, son VTR Evet kürklü düğün böceği evet. ee, gelirseniz o VTR'ye. Ee, şimdi Böcek bu sene olanı. bizim e, Haroğlu'da e, tespit ettiğimiz bir tür var. Şimdi bu türün neden önemi var? Bu tür e, özellikle hani bu bölgede yoğun bir şekilde bulundu. Çok da güzel e, bir tür. E, bu e, ulusal basında da önemli evet, hocam, e, yer aldı. Çam, Gözleri ürünün, aynen böyle tabi tabi evet. bu e, ulusal basında da yer aldı. Bunu Aygün Bey ile beraber biz Harun'dan da Aygün Çam Yukarı çam, Fırat, Fırat Dernek Başkanı. Başkanı. Evet. Büyük katkısı Çok büyük oldu. bir araştırmacı Aygün Büyük Bey. bir araştırmacı. Yani onun soyadının Çam değil, e, Saklı Kapı veya Karaleyle Karale Kanyonu. Tabi. Kanyon. Şimdi Yukarı Fırat evet. Dernek Başkanı çok güzel de bir müzisyen. Hem aynı zamanda da tarih ve arkeolojik evet. arkeoloji güzel, da güzel. çalışıyor. Evet hocam, hemen komün... Biz bu evet. türümüzü bulduk. Türümüzün gözü masmavi renkli evet. Böyle bir evcil hayvan gibi. Bu türün hatta TRT Çocuk'ta bile, dergisinde bile yayınlandı. Yani bu türü çocuklara tanıttılar. Kültürümüze, Kültürümüze daim... de katkı yaptı evet. TRT Çocuk dergisinde. Ee, zarar veriyor mu bitkilere? Yok hiç zarar vermiyor. Bu o, o bölgenin özellikle etrafının çevrilip belli e, bahar aylarında özellikle e, çocuklarımızın gidip bu böcek fobisi olan çocuklarımızın Abi bu böceği çanımda, görmeleri gerekiyor. E, şu an sazıyla inan sözlü Evet. Öyle tahmin ediyorum orada aynı orada zamanda böcek var üzerinde. Evet. evet. Sazın güzel. üzerinde. Sazın üzerinde. Ee, o bölge evet. Haroğlu Dağı'nın Haroğlu Kalesi'nin alt, altında i̇stilacı türümüze gelelim. İstilacı türle ilgili yaptığımız çalışmaya gelelim. VTR'de o da var. Evet. Leptoglossus occidentalis yani dediğimiz... Yani biyolojik bir savaş... Şimdi bu yeni bulduğunuz şey düğün böceği, küt düğün böceği. Evet. Önemli. Önemli, evet. Bu önemli. Yani bu, bu bizim kültürümüz. Elazığ'ımızın tanıtılması evet. açısından bir önemli. kültür. Tabii. Evet. Gelelim istilacı böceklere. Evet, istilacı evet. böceklerde e, tesadüfen bir keşfedildi, evet. Haroğlu var? Hasan Dağ'ın orada Şimdi tespit ettik. Bu istilacı böcek. Bu istilacı değil. Bu kültü düğün böceğimiz evet. halen devam ediyor. İstilacı devam, böceğimize e, ve teremize şey gelirlerse. eğer, devam ederim. Devam edelim. Bir sonraki, bir sonraki, e, sonraki... slayta gelirsek istilacı Slayt. tür slaytına. Evet. Leptoglossus occidentalis çam ağaçlarında önemli bir zararlı. Kuzey Amerika kökenli. İtalyanlar önemli çalışmalar yaptılar. Biz bu bölgeye Elazığ'a girdiğini tespit ettik. 10 yıl önce e, Trakya bölgesinde görülmüştü bunu geçen sene biz... Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu böceğin Bu böcek türleri yayılması, şöyle... Biyolojik bir savaş mı yani? Yok bunlar tabii rüzgarla veya taşıma şeyleriyle, materyalleriyle geldiler. Biyolojik savaş olduğunu düşünmüyorum. Evet. E, fakat Haliomorfa Halis diye bir türümüz var. Özellikle Karadeniz bölgesinde. Bu mu hocam? Bu bizim Leptoglossus occidentalis türümüz. Çamaşlarına ağaçlarına özellikle yaygın. Kampüste de bazı ağaçları Kaç ağaçların kurumasına. var hocam bu? Bu e, ilimizde 2-3 e, yıldır e, söz konusu ama bu sene popülasyonu arttı, çamaşırlarını önemli şekilde kurutmaya başladı. Önlemi ee, önemli biyolojik mücadelesi önemli. Yumurta parazitleri. Ne zaman tüketleri. yapmak lazım bunu? Ee, özellikle hocam e, Haziran veya Temmuz aylarında yumurta bırakmaya başladığı dönemlerde bir e, kimyasal mücadele, mücadele yapılabilir. Lazım, evet. Ancak e, kuruyan ağaçların özellikle uzaklaştırılması gerekiyor. Kuzey Amerika kökenli bir zararlı. Evet. E, İtalyan araştırmacılarla bu çalışmayı yaptık biz. Şimdi hocam Amerika nereye, Türkiye nereye? tabi yani bu, tabii, yani bu, bu türler oradan esince buraya mu getiriyor hocam yani? taşıma materyalleriyle geldiler hocam onlar özellikle çam ağaçlarıyla veya şeylerle e, bu bölgeye taşındılar yani şu anda hani biz onu pek düşünmüyoruz Mesela bundan bir 10 sene önce turuşkillerde e, galeri e, böceği vardı Turunçgil Galeri evet. e, güvesi yani Bu biyolojik savaş hocam. biyolojik savaş dünyada var mı hocam Buna dünyada tabi yani. şimdi e, şöyle şu anda bizi evet. ellerinden çıkaramazlar. Çünkü bize kendi ürünlerini satıyorlar. Biz onlar için iyi bir alıcıyız. Yani bizim ürünlerimizi bir de bizden de besleniyorlar. Bugün bir domatesin, bir narencinin, bir turunçgilin, bir zeytinin e, yetiştirildiği, yedi mevsimin, e, e, dört mevsimin bir arada yaşandığı, e, böl her bölgede her türlü ürünün yetiştiği bir bölge. Yani şu anda o riske giremezler. Yani ya, biyolojik e, sağlık riski olmaz. Riski şu anda yok. Yani evet. şu anda ülke çünkü herkes birbirine muhtaç hocam. Evet. Yani bu ülkedeki bir küçük bir yangın varsa bir dünyada bir yerde bugün Covid salgını içinde çıktı ama dünyayı kasıp kavurdu. Evet. Yani bu adamlar bu riske girmezler. Ama belki tabii burada bazı komplolar var. Hani geçmişte işte gökten taş düşse işte başka ülkelerden biliniyordu. Ya işte bu ülke yapmış komplo teorilerine çok inanan ülkeler evet. olduğumuz için evet. onun olduğunu zannetmiyorum. Ama ileride biyolojik savaş tabii ki e, önemli bir. E, milli savunma kriteri olabilir. Evet e, O da insanların sonunu getirecek bir tehlikedir. Evet hocam Cel'in e, bu son günlerde işte Amerika e, açıklamalarda bulundu. E, ya işte Rusya'ya Birleşmiş Milletler, NATO işte Rusya girdi işgal etti. Tarımı nasıl etkileyecek hayvancılığı, tarımı? Siz ne diyorsunuz hocam? Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı'na, çiftçilere mesajınız ne hocam? Son 3 dakikamız hocam. Evet. Toparlarsa hızlı bir şekilde. Tabii şimdi bizim hocam en, evet. en önemli yapacağımız şey kendi e, her konuda kendi yerli e, ve ülkemize has ürünleri üretmek. E, kendi tohumumuzun, tohumumuzun kendi yerel kaynaklarımızın, kendi biyolojik mücadele ajanlarımızın, böceklerimizin, biyo meyvemizin, sebzemizin, çiftçimizin, biraz önce bahsettiğimiz evet. en önemli eğitimli insanımızın korunması öncelikle. Kendi geleceğe yönelik yatırımımızın yapılması, enerji kaynakları, yeni enerji kaynaklarının ortaya konulması. Çünkü dünya bize muhtaç. Bugün bir Suriye'den insanlar geldi, bize muhtaçlar. Ukrayna'dan gelecek olan... Müteciler bize muhtaçlar. Biz öyle bir halkız, öyle bir milletiz. 72 milletten insanı barındırıyoruz. Bizim bu gönlümüzün açıklığı, zekamızın da açıklığını gerektirecek politikalarla bir araya gelip, tarım politikalarının daha rasyonel, daha kalıcı ve daha sürdürülebilir olması, ülkemizdeki özellikle kaynakların yeterli kadar araştırmaya, argeye önem verilip, özellikle bu araştırma ve argenin e, ...direkt pratik kazanımlara dönüşmesi şarttır hocam. Evet. Yani bizim Amerika ve Rusya'ya tabii ki dünyaya ihtiyacımız var... ...ama bizim onlara ihtiyacımız olduğu kadar onların bize daha çok ihtiyaçları var. E, teşekkür ediyorum. Evet ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler e, gündeme dair programının bu akşamki konuğu... ...Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi araştırmacı yazar... Profesör Doktor Sayın İnanç Özgendi, ben kendilerine çok teşekkür ederim. Ee, özellikle şunu ortaya koyduk. Bakın değerli izleyiciler, Rusya 1914-1917 yılları arasında Doğu Anadolu bölgesini Van'ı, Muş'u, Bittisi, Karsı, Ardanı, Iğdır'ı, Trabzon'u, Erzurum'u ...işgal etmişti... ...1917'de... E, ...Bolşevik ihtilali oldu... ...ondan sonra bu ülkeyi terk ettiler... E, tabii Türk milleti... ...direndi, bunları unutmayacağız... ...Türk milleti üretecek... E, ...Çin... ...bir yandan rahat durmuyor... ...Amerika... E, ...bir yanda... ...Rusya'ya karşı Biden... ...açıklamalarda bulunuyor, NATO... ...açıklamalarda bulunuyor ama başucumuzda Suriye'de ne yapıyorlar? Ruslarla işbirliği yapıyorlar. YPG'yi, PKK'yı e, besliyorlar. Ruslar rahat mı duruyor? Rahat durmuyor. Bakınız yakın tarih bize Rusların da ne olduğunu gösteriyor. Komünist Çinlilerin de ne olduğunu gösteriyor. Ne diyoruz o zaman? Ne Amerika, ne Rusya, ne de Çin. Her şey Türkiye için. Çalışacağız, üreteceğiz üreteceğiz, düşüneceğiz ve çiftçiyi destekleyeceğiz. Gübre fiyatlarını aşağı çekeceğiz. Bu çok önemli. Enerji desteği vereceğiz. Gerek güneş panelleri, gerekse enerji destekleri. Gübre fiyatlarında indirime gideceğiz. Mazot destekleri vereceğiz. Çiftçi üretecek. Toprağı işleyecek. Ekecek, biçecek. Ben diyor toprağa diyor aşık veysel işkence ettikçe diyor vurdukça diyor o aş verdi iş verdi dik paş tok yarın mutlu yarınlar için yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese hayırlı akşamlar diliyorum kalın sağlıcak